Herkese merhaba, ben Doktor Mithat Ekşi. Bu videoda mesane pili olarak da bilinen sakral nöromodülasyon uygulamasının hangi hastalıklarda kullanıldığı ve kimlere uygun olduğundan bahsedeceğim. Öncelikle sakral nöromodülasyon nedir, nasıl çalışır? Omurganın alt kısmında, kuyruk sokumu kemiğinin hemen üzerinde sakrum kemiği bulunur. Bu kemiğin yan taraflarında bulunan deliklerden, omurilikten köken alan sakral sinirler çıkarlar. Bu sinirler pelvik bölgede bulunan kadın ve erkek genital organları, idrar kesesi ve kalın bağırsağın son kısımlarının işleyişi sorumlu olan sinirlerdir. Yani bu sakral sinirler erkek ve kadın cinselliğinden tüm idrar ve dışkılama mekanizmalarından sorumlu olan sinirlerdir. Pelvik organların işleyişindeki bozulmalarda, mesela idrar kesesinin fazla ya da eksik çalışmasında bu sinirlerin hemen yanına elektrotlar yerleştirilir. Bu elektrot bir pile bağlanır ve bu sayede sakral sinirlerin elektriksel akımlar ile kontrolü sağlanarak patolojik durumların önüne geçilmiş olur. İşte bu işleme mesane pili uygulaması ya da sakral nöromodülasyon adı verilir. Peki mesane pili uygulaması hangi hastalıklarda kullanılır, kimler için uygundur? Literatürde mesane pili ve sakral nöromodülasyon uygulaması birçok hastalıkta denenmiştir. Ama elimizdeki bilimsel verilere göre en net konuşabileceğimiz durumlar şunlardır. Aşırı aktif mesane hastalığı. Daha önceki videolarımda anlattığım gibi ani sıkışma hissi ve buna eşlik eden gündüz sık idrara çıkma, gece idrara kalkma ve bazen de idrar kaçırma gibi şikayetlerle seyreden bir hastalık. Aşırı aktif mesane hastalığı tedavisinde davranış ve diyet tedavileri, pelvik taban egzersizleri, ilaç tedavileri ve bunların da yetersizliği durumunda mesane içerisine botoks tedavileri uygulanmakta. Fakat bu tedavilere rağmen şikayetleri devam eden hastalarda mesane pili uygulamak gerekir. Literatürdeki çalışmalarda %86'lara varan başarı oranları bildirilmiştir. Diğer bir endikasyon üriner retansiyon. Yani herhangi bir tıkanıklık ve nörolojik hastalığı bulunmayan, buna rağmen idrar yapamayan, işeme sonrasında içeride anlamlı miktarda idrar kalan ve bu sebeple temiz aralıklı kateter kullanmak zorunda olan hastalarda mesane pili uygulanır. Literatürde yapılan çalışmalarda %70'in üzerinde, hatta %83'e varan oranlarda başarı bildirilmiştir. Yine bu idrar yapamama halinin nörolojik hastalıklara bağlı olduğu durumlarda mesane pili uygulanabilir. Eskiden nörolojik hastalık varlığında mesane pili uygulamasının başarı oranlarının biraz daha düşük olduğuna inanılmaktaydı. Fakat yeni yapılan çalışmalarda başarı oranlarının benzer olduğu bildirilmiştir. Diğer bir endikasyon kronik pelvik ağrı. Yani pelvik bölgede hissedilen, sebebi bulunamayan kronik ağrı sendromları durumlarında, diğer bütün tedavilerin yetersiz kaldığı durumlarda mesane pili uygulaması yani sakral nöromodülasyon uygulamak gerekir. Bu hasta grubundaki başarı oranları aşırı aktif mesane ve idrar yapamama gibi durumlarla kıyaslandığında daha düşük. Çalışmalardaki başarı oranları %60'ın üzerinde olmakla beraber kronik pelvik ağrının heterojen ve zor bir hastalık olması sebebiyle başarı oranları değişiklik gösterebilir. Ürolojik hastalıklar içerisinde mesane pili uygulamasından fayda gören hasta grupları bu şekilde özetlenebilir. Literatürde daha küçük çaplı çalışmalarda, daha farklı hastalıklarda bildirilen sonuçlar olmakla birlikte elimizdeki en net kanıtlar, ülkemizdeki yönetmelikler ve öneriler neticesinde uygulanabilecek durumlar bu şekilde özetlenebilir. Son olarak tekrar sıralamak gerekirse mesane pili uygulaması 1. Dirençli aşırı aktif mesane hastalarında. 2. Tıkanıklık olmamasına rağmen idrar yapamayan hastalarda. 3. Nörolojik hastalıklara bağlı gelişen dirençli alt üriner sistem şikayetleri varlığında. 4. Diğer tüm tedavilere dirençli kronik pelvik ağrı sendromları durumlarında uygulanmaktadır. İlerleyen zamanlarda bu yöntemin uygulanışından, olası komplikasyonlardan ve varsa yeni çalışmalardan konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.